bizden 100 kat fazla takipçisi olup bizden 10 kat aşağı izlenmesi olan videolar var. Bu nasıl oluyor? Bilmiyorum ki. Gel gözüm yok para pulda. Satınca paraya dönmüş oluyor aslında. Orada daha çok kurnazlık yapmıyor mu? Mesela sat gel gözüm yok para pulda diyor ya. Satınca eline nakit geçiyor, cebinde parayla gel demek istiyor bak. Bizim çok yüksek tavanlı mutfağımız. Şimdi tiramisu yapacağız. Peki ben ne yaptım? Tüpün fiyatı 500 lira olmuş ya. Bir tüp 500 lira olabilir mi? Almadım. Oğlum bırak bıçağı lan. Yemek mi var? Yemek mi var? Kaplarını mı getirdin? 400 gram şeker, 6 tane yumurtanın sarısı. Yarım kilo sevgi. Sevginin ne işi var lan mutfakta? Sevgi kim lan? Çırpma teli ucu. Böyle kendi kendine böyle bir dönsün. Bize ne lazım biliyor musun? Bize lazım olan şey 1 minute later. 1 litre süt lazım. 115 gram un, 10 gram da vanilya lazım. Bir pastacının mutfağında küçük tüple nasıl çalışılır onu göreceğiz şimdi. Tüp bitti 500 lira dedi adam. Ben dedim ki bu küçük tüpleri değerlendireyim. Kimse size bu kadar birebir reçete vermez. Gerçek çoğal. Şami bir tane süt atar mısın? Bu süt döküyorum ya. Azıcık döküyorum. O kendi içinde çırpılıyor. Az daha ekle, az daha ekle, az daha ekle. Un ve vanilyayı da en son ekliyoruz içine. Şimdi süt karıştırdık. Buraya unu ve vanilyayı ekliyoruz. Eser miktarda tuz koyuyoruz. Bu benim muhallebi tencerem. Bir sapı gitti, bir sapı sağlam. Buradan yanlışlıkla tutup el yakmadık. Tencereye bunu böyle koy. Bunu süzerek dök. Bunu düzenli karıştırmanız gerekiyor. Elinizi bundan ayırdığınız anda, yani bunu karıştırmadığınız anda biraz yavaş çevirirseniz daha güzel olur. Bunu bir bıraktığın anda alt tuttu. Bitti. Ben bir kere peki ne yaptım? Unu ve vanilyayı içerisine atmayı unuttum. Çevir Allah, çevir, çevir Allah, çevir. Baktım 20 dakika oldu yine, 5 dakika oldu, 30 dakika oldu. Hala başındayım ama. Ya bunda bir sıkıntı var. Acaba sütte mi bir sıkıntı vardı? Bazı markaların sütleri kesilebiliyor. Meğerse bunun ve vanilyayı koymuyormuşum. Salak kafa. Bu balon balon kıvam alana kadar bunu karıştırmaya devam edeceğiz. Şami! Bu borcamı yapacağız. 2, 4, 6, 8, 8 ya da 10 dilim. 6 shot double espresso. 20 minutes later. Kıvam almaya başladı. Kıvam almaya başladıkça üstündeki o köpükler gidiyor. İstediğimiz manzara bu. Bir yarım saat falan dinlendirmenizi tavsiye ederim. Bir paket labne atacağız. 400 gram. 6 shot double espresso. 20-30 CL kadar rom. Çok fazla su ekliyoruz. 0.5'lik bir şişenin yarısı kadar. Tamam mı? Dur. Ara katmanı çok kalın tutmuyoruz. Nasıl yaptığını da yedi bakalım. Kamera. Artık soğumayı beklemeyi bekliyoruz. Çok daha uzun güzel bir kelime oldu. Soğumayı beklemeyi bekliyoruz. Soğuduktan sonra kakaosunu da yiyorsun. Gönderiyorsun servise. Deneyin bu tarifi. Beğenmeyen olursa buraya kötü yorum olarak yazsın. Kendime de dislike atacağım anasını satayım.